Benim babam emekli, annem çalışmıyor. Ablam var, ablamın da sıkıntısı var, ablam da öğrenci. Biz bunları nasıl yetişeceğiz bilmiyoruz. Tek bir emekli maaşıyla ben 3.000 kirayı nasıl vereceğim? Yüz yüze eğitim başladı, üniversite öğrencileri kayıtlarını yeniledi ama birçoğu kalacak yer sorunu yaşıyor. Ben şu an bir abimin bana verdiği odada kalıyorum. Ama bu benim yaptığımı yapamayan insanlar var. Tanıdığını bulamayan insanlar var. Baktığım ev 3.000 liraydı. Başka bir alternatifim. Aradan bir saat geçmesine karşın o evin fiyatı 4.000 lira oldu. Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Aylin Kum, barınma sorununun devlet yurtlarının sayısının artmasıyla çözüleceğini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu'nun sorunu görmezden gelen ve erteleyen anlayışını doğru bulmuyoruz. Barınma sorununa kalıcı çözüm devlet yurtlarını arttırmak ve bu ihtiyacı gidermekten geçmektedir. Türkiye'de şu an 4 milyonun üzerinde üniversite öğrencisinin örgün öğretimde olduğunu belirten Kum, öğrenciler şu an emlakçıların insafına bırakılmış halde dedi. Öğrenciyi yüksek kiralara, emlakçıların insafsızlıklarına baş başa bırakamayız. Öğrencinin en temel hakkı olan barınma sorununu bir an önce çözmeliyiz. Kum, Türkiye Gençlik Birliği'nin çözüm önerilerini açıkladı. 1. Öğrencinin yurt ihtiyacı tespit edilmeli ve yurtları açmak için takvim oluşturulmalıdır. 2. Hızlıca yeni yurtların yapımı başlamalıdır. 3. Yurtlar açılıncaya kadar hiçbir öğrenci açıkta kalmasın diye bütün kamu kurumları seferber edilmelidir. Türkiye Gençlik Birliği konuyu görüşmek için İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker'den randevu talep etti.